13. konuşmayı Bağımsız Türkiye Partisi adına Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş yapacak. Sevgili vatandaşlarım, 7 Haziran seçimlerine Allah nasip ederse yarın hep beraber seçim sandığı başına giderek oylarımızı atacağız ve yarının yönetimini belirleyeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu mübarek olsun. Konuşmama başlamadan hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sevgili vatandaşlarım, biz Anadolu Yaylası'na 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi ile beraber girmiş. Arkasından 140 yıl sonra Hacı Bektaş ekibiyle birlikte Anadolu Yaylası'na gelmiş. Anadolu'da yaşayan insanların tamamına yakınında Müslüman yapmıştır. Süryani, Keldani, Yezdani, Rum, Ermeni, Boşnak, Arap, Kürt, Laz, Çerkez vesaire gibi 36 tane etnik grubu Müslüman etti. Nezaket ve nezafetiyle insanlara örnek olan Hacı Bektaş orada yaşayan insanların hemen hemen tamamına yakınla ben Müslüman Türk'üm sözünü söyletti. Onun için bu bizim bir kazancımızdır. Anadolu yaylasında vücuda gelen bu yapılanma, bu mozaik aynı zamanda merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını meydana getirmiştir. Bugün bu yapıyla oynanmak isteniyor. Ama bu yapıyla oynanması çok yanlıştır. Sebebine gelince üniter yapının dışında vücuda gelecek olan federatif yapılar federasyona ondan da başkanlığa gider. Federatif yapıların her birisi imtiyaza sahip olup ayrı ayrı bir hukukla temsil edilecektir. Böyle bir ülkede birliği, beraberliği, dirliği yaşayabilmek asla mümkün değildir. Ben Deniz federatif yapılarla beraber yürümenin, başkanlık sistemine gitmenin kayıkla kürek çekerek yüzmeye benzetiyorum. İkincisi üniter yapıyla beraber olmanın da gemiyle seyahat edilmesine benzetiyorum. Arada bu derece büyük farklar vardır. Onun için 7 Haziran seçiminde biz ölçülerimizi bilerek dersimizi vermemiz. Kardeşlerim ikincisi gayri safi milli hasılamızı, yeraltı kaynaklarımızı göz önüne aldığımız zaman asgari ücret olarak 5 bin Türk lirası vereceğimize inanıyor ve hesabını yapıyoruz. Artı 1500 Türk lirası ev hanımı maaşı, 1000 Türk lirası vatandaşlık maaşı, 15 bin Türk lirası doğum ikramiyesi, 250 Türk lirası çocuk maaşı. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Bunlar bizim projelerimizdir. Şimdi kardeşlerim bu bu kadar gidere vereceğimiz para miktarı giderimiz 1 trilyon 920 milyardır. Buna mukabil gayri safi milli hasılamızdan girdimiz 2 trilyondur. Yeraltı kaynaklarımızdan yılda yapacağımız girdi tam 5 trilyon Türk Lirasıdır. Enerjiden gelirimiz 200 milyar Türk Lirasıdır. Vergiden 500 milyar girdimiz olacak. Toplamda 7 milyar 700 milyar 7 trilyon 700 milyar gelirimiz olarak olacaktır. Bu gelirden gideri çıkardığımız zaman 5 trilyon 100 küsür milyar bizim elimizde yine kaynağımız vardır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Hiç kimse bu verilir mi, verilmez mi diye endişeye kapılmasın. Seçim yaklaşınca fitneler çoğalıyor. Sizin şuurunuzu, dimağınızı, muhakemenizi bozmak isterler. Kesinlikle hiçbirine müsaade etmeyin. Ayrıca sevgili kardeşlerim bizim yapacağımız bir de gençlik hareketini güçlendirmek. Gençliğini toplumunun menfaatine kazanamayan milletlerin yok olması mukadderdir. Bunun için gençliğimizin önünde açacağız. Ona milli terbiyemizi vereceğiz. Ve onu milletin devletin ve şahsının yararına kazanacağız. Onun için üniversiteleri sınavsız hale getireceğiz. Üniversiteyi bitirdikleri zaman hemen atanacaklar ve o kardeşlerimiz artık hayatını sürdürebilme garantisine 30 yaş ve üzeri olan kardeşlerimizi hızlandırılmış eğitimle birlikte nasip olursa mezun edeceğiz onları da vazifelerini atacağız. Böylece herkesin razı olduğu bir dünya. Artı çiftçilerimiz hakikaten bugüne kadar 2002 yılından bugüne kadar ciddi mahrumiyetler içinde kaldı. Topraklarını sattılar. Şehire gidip kapıcı oldular. Ne oldu? Kardeşlerim ürettiği mamulleri şehirde gidip satamadı. sattığı mamullerden zarar etti. Bu sefer topraklarını satarak borçlarını vermek mecburiyetinde kaldı. Allah nasip ederse biz buna son veriyoruz. Tohumunu, gübresini, mazotunu, yakıtını Allah nasip ederse bedava veriyoruz. 5 yıl vatandaşımız ekecek, biçecek ve %50 de avans alacak. Tohumunu toprağa atmadan yüzde %50 avansını alacak, karlı çıkacak. O vatanına, milletine hizmet etmenin ve de para kazanmanın şuuru içerisinde bir hayat yaşayacak. Diğer taraftan Alevi kardeşlerimiz ciddi mahrumiyetler içerisinde. Nedir? Kendi ibadet haneli olan cem evlerine, ibadet statüsüne, bağımsızlığına, hürriyetine kavuşturmuyorlar. Gerekçi olarak da bunlar İslami değildir deniyor. Halbuki cem evleri tamamen İslamidir. Ashab-ı Sufa'nın yaşantısını yaşamaktadırlar. Ashab-ı Sufa ne yapmıştır? Yemiştir, uyumuştur, gezmiştir, konuşmuştur, Kur'an okumuştur, ibadet yapmıştır ve peygamber onları yurt dışına, civar illere ikaz ve irşada görevli olarak göndermiştir. Bugün Cem cemevlerinin statüsü aynen bu ölçüdedir. Ne yapıyor onlar? Onlar da yiyor, içiyor, yatıyor, ibadet ediyor, namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor. Kısaca dini vecibelerini yerine getiriyor ve de hayatını yaşıyor. Ashab-ı Sufa ile Cem Evleri paraleldir. Binaenaleyh tamamen dinidir. Hiç kimse bunlar la dinidir diyemez. Onun için biz hukuki statülerini vereceğiz. Dedelere maaş bağlayacağız. Diyanet'in bir şubesi haline getireceğiz. Ve de kardeşlerimize cemevi lazım olduğunda kısmet olursa hazine arazilerinden arazi tahsis edip onlara vereceğiz. Durum bu sevgili arkadaşlar. Konularımız çok farklı. Zaman mahdut. Benim asıl olarak size anlatmak istediğim bakınız at, asgari ücretin vatandaşlık maaşının ve de ve de kardeşlerim doğum ikramiyesinin çocuk maaşının bizim için çok ehemmiyeti vardır. Binaenaleyh bunu almanız hepinizin çıkarınadır. Sizi kandırmak isteyenler olabilir. Sakın bunların sözüne kanmayın. Ne olursa olsun el ele verelim. Bağımsız Türkiye Partisi'ni 7 Haziran seçimlerinde iktidara taşıyalım. Sakın ha yanılıp da 5000 Türk lirası asgari ücretten olmayalım. 1500 lira kadınlar ev hanımı hizmetinde karşılık alacağı maaştan olmasın. Vatandaşlarımızın tamamı bin Türk lirası maaş alacak. Bundan mahrum olmasın diyorum. Onun için hep beraber el ele verelim. Bu kazançları temin edelim. Bizi takip ettiğiniz için hepinize saygılarımı Sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyor. Allah'a sizleri emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.